gerçekten yorgun musunuz, değil misiniz? Şimdi göreceğiz. Nasıl biliyor musunuz? Hı. Şimdi burada bir panomuz var. Hı. Tamam. Aytu onu çevirdikçe siz oradaki yazıyı okuyacak, sonra da harfi bulacaksınız. Tamam mı? C mi? Çünkü niye C'yi mi diyor? Evet, burada C'yi buluyorsunuz. Doğru. Burada durduğu hadi gelin için bakalım. Bakıyor. Gelin bakalım buraya. Tamam. Ben saymaya başlıyorum. Başla. Saniyeleri. Hızlı olmanız lazım. Bakın bulun bakalım. Hemen bir gösterin bulursanız elinizle. İki sayın, siz bakın. İşte. Güzel. Şimdi, İki buçuk. Devam. Hızlı. Peki. Pratik. Şimdi de altıyı bulacaksınız. Bir. İki. Altı. Bravo. Süper. Şimdi de N harfini bulacaksınız. Bravo. Yarım. Harika. Gözlük ver gözümde. Peki. Q. Q harfini bulacaksınız. O'lar dolu bir tane Q var. İki. Q mu? Üç. Evet. Bravo. Bravo orasıydı. Bravo. Hı. Vallahi çok güzel. Hanımefendi gerçekten yorgun değilmiş. Gerçekten uyuyormuş. Hanımefendi motive, uyanık ve hiç yorgun değil ya, kesinlikle. Rica ediyoruz. Demek ki yoğunluk, dikkat bizim daha dinamik olduğumuzu mu gösteriyor? Evet, kesinlikle. Yani en azından beyin yorgunluğu da burada çok önemli. Güne başlamada, motivasyonumuzda, iş başarımızda, sosyal ilişkilerimizde hepsi çok önemli.